Ağırlıklı çerçevesi ekonomi oldu. Tabii bu arada 1,5 saat uzun bir süre. Bunu söylemek gerekir. Sadece Cumhurbaşkanı yanında sadece Mustafa İlitaş'la gitmedi. Benim gördüğüm kadarıyla yanında Fahrettin Altun vardı. Evet, vardı. Hasan Doğan vardı. Ve bir de Avrupa Parlamentosu'nda hem AK Parti milletvekili hem de eski Avrupa Parlamentosu Türk Delegasyonu'nun başkanı. Beyefendinin adını unuttum. O da oradaydı. Birazdan gelir aklıma. Yani görüşmede yoktular ama ziyaretin kendisine katılmışlardı. Öyle dikkate değer bir heyetle geldi. Tabii 18 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanı bu binaya geliyor. 18 yıl önce geliş sebebi de hayırlı olsun ziyaretiydi. Yani o bina o zaman açıldığı için gelmişti. Arada hiç uğramadı. Bu bakımdan ilk defa ayağını basmış oldu. O CHP ambleminin tabelasının altında fotoğraf verdi ve 1,5 saat görüştüler. 1,5 saat dediğim üzere çok uzun bir süre. Ve belli ki bundan sonraki CHP görüşmeleri, Erdoğan ve Özel görüşmeleri eğer devam ederse daha da uzayacak. Süresi uzayacak yani, öyle anlaşılıyor. Konuşacak çok şeyleri var, öyle zannediyorum. Bunun ana ağırlığını ekonomi oluşturuyor. Özgür Özel tabii burada asgari emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep ediyor. Bu bir. İkincisi asgari ücrette güncelleme, zam talep ediyor. Üçüncüsü atanamayan öğretmenler konusunu ele alıyor. Staj mağdurları meselesini masaya getiriyor. Ve tabii ki özellikle buğdayda ton başına taban fiyatının 15 bin TL'ye, çayda kilo başına alım fiyatının 25 TL'ye çıkarılmasının altını çiziyor. Fakat bununla beraber vergide adalet meselesini masaya getiriyor. Çok kazanından, çok az kazanından az vergi alınmasına ihtiyaç olduğunu söylüyor. Bununla ilgili CHP'nin kurmaylarıyla Mehmet Şimşek'in pekala görüş alışverişi içerisinde olabileceğini söylüyor. Bu ana kadar AK Partili bakanlarla CHP'li gölge bakanların görüşmelerini andıracak şekilde yine CHP'li heyetle Mehmet Şimşek'in görüşmesinde fayda olacağını ifade ediyor. Zaten Ömer Çelik ziyaretten sonra yaptığı açıklamada aslında bu talebe bu talebi olumladıklarını söyleyen bir cümle kurdu. Evet, Özgür Özel isterse Mehmet Şimşek'le görüşebilir, briefing alabilir. Yani CHP'liler şöyle diyorlar, yani ekonomik beklentilerin çözüme kavuşturulabilmesi için makro bir çözüm gerekir. Bunun için de işte vergi sistemi için tüm siyasi partilerin katılımıyla bir yol, bir çözüm bulunması gerekir. Bunun için meclisi çalıştıralım demiş Özgür Özel. Ve yine çok kazanandan, çok az kazanandan az vergi alalım demiş. Bunun yanı sıra mevcut bütçenin gelir ve giderler üzerinde mali çalışma yapılması ve adaletli giderecek tedbirler alınması gerektiğini söyleyip, bu çerçevede Mehmet Şimşek'le CHP'nin ekonomik kadrolarının adil bir vergi sistemi için bir araya gelebileceğini teklif etmiş. Zannedersem bu kabul gördü ki Ömer Çelik de Mehmet Şimşek'le CHP'lilerin görüşebileceğini söyledi. Zaten özleminde ifade ettiği üzere Mehmet Şimşek bu tür görüşmelere açık bir adam, kabul etmek gerekir. Orada herhangi bir engel yok. İkinci planda tabii demokratik hukuki meseleler var. Gezi Parkı davası. Burada en önem arz eden meselelerden biri. İkincisi kayyum meseleleri. Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanması CHP tarafından kınanmıştı ve bu Cumhurbaşkanı'nın önüne geldi. Burada AK Parti kayyum, bütün HDP'lilere kayyum atanma görüşünde değiliz şeklinde bir... Toptancı bir bakış açısına sahip değiliz dedi. Bir eskisinden farklı bir tutum ortaya koyuyor. Yani şöyle diyor, terörle ilişkili olanları atarız ama bütün HDP'liler terörle ilişkili diyerek genel bir kabulle bunu yapmayız diye bir açıklama yaptılar. Bu öyle olacak mı? Önümüze günlerde göreceğiz. Yani genelde bu böyle olmuyor. Bir başlayınca devam ediyor. Bir diğeri tabii HDP ile de bağlantılı Şen Yaşar ailesinin adalet talebi. Özgür Özel anne Şen Yaşar'ı ziyarete gittiğinde bunu Cumhurbaşkanı'nın önüne getireceğini vurgulamıştı ve nitekim öyle oldu. Burada tabii Ayşe Ateş meselesi önem arz ediyor. Hani burada bununla birlikte değerlendir. Bugün Ayşe Ateş'in Sinan Ateş 30 Aralık 2022'de öldürüldü. Bunun üzerinden koskoca bir 18 ay geçti. Ayşe Ateş'in Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesi 18 ay sürdü. 18 ay. Cumhurbaşkanı yeri geldiğinde aslında görüşmemesi gereken insanlarla ne kadar çok görüştü.
aslında telefon açmaması gereken, belki yaştan sonra pişman olduğu ne kadar çok insana telefon açtı. Cumhurbaşkanı normalde Ayşe Ateş'i suikastin ertesi gün aramalıyken bu 18 ay sürdü. 18 ay sonra sırf MHP ile ittifak çatırdamasın diye, sırf Cumhur İttifakı 14 Mayıs 2023, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce çatırdamasın diye kafalarını kuma gömdüler. Seslerini çıkarmadılar. Ve yaşarken öldüğü güne kadar Devlet Bahçeli'ye ve Erdoğan'a bağlı olan, Cumhur İttifakı'na destek veren Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili bütün karartma çabalarına karşı ve bu cinayetin aydınlanması için verilen mücadeleyi tehdit yoluyla bastırma çabalarına karşı sessizlikle ve kayıtsızlıkla hareket ettiler. 18 ay sürdü bu. Bu 18 ay sürdü ve 18 ay sonunda neden Cumhurbaşkanı Ayşe Ateş'i kabul ettirmek zorunda kaldı? Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde. Burada Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar övünse azdır. Sadece Özgür Özel'i söylemiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu. En çok belki de onun emeği var. Kemal Kılıçdaroğlu gitti, Ayşe Ateş ile temas kurdu. Efendime söyleyeyim, Ateş ailesini ziyaret etti. Onların davasını tehdit edilme pahasına kürsülerde söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bıraktığı yerden Özgür Özel devam etti. Evet. Ve CHP kurumsal olarak Sinan Ateş'in suikastini takip eden bir pozisyon aldı. Bunu Ayşe Ateş de dillendirdi. Dedi ki kendi eşi için, Allah rahmet eylesin, öldüğü ana kadar Kılıçdaroğlu'nun, hani Erdoğan'ı ve Bahçeli'yi savunduğu için kaçınılmaz şekilde Kılıçdaroğlu ve Özel'i eleştirmişti. Hatta sert eleştirmişti, sertçe. Sert bir üslupla eleştirmişti. Öldü. Bizim güzel bir yani manidar bir deyimimiz vardır. Ölüden suç kalkar. Öldü. Ve vahşice, acımasızca, gaddarca öldürüldü. Ve sonra 30 Aralık 2022'den sonra Sinan Ateş'in davasını sosyal demokratlar, Atatürkçüler ve solcular ahirete bırakmadılar. Mahşere bırakmadılar. 18 aydır bu davayı takip ediyorlar. Ve sonunda adım adım, adım adım, adım adım Cumhurbaşkanı'nın Ayşe Ateş'i kabul ettiği bugüne geldik. Bu da şöyle oldu. Özgür Özel geçen hafta Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşmede, bugün Murat Yetkin'in yazısından anlıyoruz ki Ayşe Ateş'e Cumhurbaşkanı'ndan randevu almasını söyledi. Hatta Cumhurbaşkanı'na bunu kendisi de ifade etti. Sonra Ayşe Ateş Cumhurbaşkanı tarafından arandı. Hasan Doğan aradı. Cumhurbaşkanı özel kalemi Hasan Doğan aradı. Cumhurbaşkanım sizinle görüşecek diye haber verdi. Fakat sonra bu görüşme gerçekleşmedi. Ayşe Ateş önceki gün Özgür Özel'i ziyaretinin çıkışında yaptığı açıklamada Erdoğan'la görüşmeyi beklerken Devlet Bahçeli'nin açıklamaları nedeniyle bunun tavsadığını söyledi. Ve bu açıklamadan hemen sonra Hasan Doğan tekrar aradı. Cumhurbaşkanımız sizinle görüşecektir dedi. Nitekim Özgür Özel ziyaretinden hemen sonra Cumhurbaşkanı Ayşe Ateş'i ve kızlarını karşıladı ve kabul etti. Aynı fotoğrafı dün önce CHP'de verdiler. Sonra Cumhurbaşkanı ile beraber verdiler. Belli ki Cumhurbaşkanı da işte kızı, küçük kızı herhalde Banu Çiçek o. Banu Çiçek'i koltuğunun altına almış, ilgilenmiş. Belli ki o da etkilenmiş yani süreçten. Ama bunun bu aşamaya gelmesi sosyal demokratların, Cumhuriyet Halk Partililerin, önceki lider Kılıçdaroğlu'nun ve şimdiki lider Özgür Özel'in çabaları sonucunda meydana geldi. Şu saatten sonra Sinan Ateş davasını siyaseten karartma, yargıdaki, emniyetteki kamu gücünü kullanarak yargılanması gereken şüphelileri yargının elinden kurtarma çabaları eskisi kadar cesaretle yapılamayacak. Nasıl İsmet İnönü, işte bir zamanlar Türkiye'de namuslular kadar, namussuzlar kadar cesur olmadıkça diye bir cümle kurmuştu. Bugün aynısını belki Sinan Ateş gibi, Sinan Ateş için kurabiliriz. Türkiye'nin aydınlanmasını, siyasi cinayetlerin, faili meşhur cinayetlerin aydınlığa kavuşmasını talep edenler, bugünden itibaren artık onu karartmaya çalışanlardan daha cesurlar. Daha kalabalıklar ve daha cesurlar. Zaten cesurdular. Belki daha kalabalık olacaklar. Bu bakımdan ben bu ziyaretin de çok manidar olduğu, anlamlı olduğu kanaatindeyim. Bu görüşme, yani bir önceki görüşme
sonunda 28 Şubat'ta tutuklu paşaların haksız tutukluluğu geç de olsa son bulmuştu. Arada Gezi Parkı ile ilgili bir adalet arayışı başladı. Yani bürokrasi de başladı. Sadece formül bulunamıyor yani. Ve en nihayet bugün Sinan Ateş suikasti sonrasında aile Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Bunlar maalesef bir demokratik ülkede, bir hukuk devletinde hemen ertesi gün olması gerekirken bizde ayları yılları bulabiliyor. Fakat ayları yılları bulsa da eninde sonunda gerçekleşmiş olmasının bu müzakere zemininde geliştiğini söylemek ve bunu teslim etmek gerekir. Peki biraz dava, ortada bir dava var. 1 Temmuz'da ilk duruşması görülecek olan ki ona da CHP lideri Özgür Özel katılacak. Kurmaylarıyla beraber katılacak. Bu davanın ilerlemesinde Ayşe Ataş'ın Cumhurbaşkanı'yla görüşme imkanı bulmasında işte bu tavrın etkisi oldu. Bu arada bahsederken hakkını teslim etmem gerekir. Az önce unuttum. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir bu iş için çok uğraştı. Evet. Yani milletvekili olmazdan evvel Kılıçdaroğlu'yla Ateş ailesi arasında ilk bağlantıyı kuranlardan biriydi. CHP adına Bursa'da. Cinayetten hemen sonra eve giden insandı. Cinayetten sonra da milletvekili olarak takip etti. Ve Özgür Özel de duruşmaya gideceğini söyledi. Dolayısıyla bu ayak var. Yani 1 Temmuz'da duruşması görülecek olan 22 sanıklı bir dava var. Bir de 17 şüpheliyi içeren ayrı bir soruşturma dosyası var. Bu soruşturma dosyası ise başta Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım olmak üzere işte dosyada adı geçen Ülke Ocakları yöneticilerini içine alıyor. Dolayısıyla bu soruşturmanın da davaya dönüşmesi gerekiyor. Henüz aslında birinci davada cinayeti işleyen kriminal grup yargılanıyor. Kriminal grup yani cinayeti organize eden tetikçiyi olay yerine götüren motorcu, motorcu ya da 2-3 gün boyunca orada gözcülük yapan kişi, ev tedarik eden, tetikçiyi Ankara'ya götüren iki polis gibi bir kriminal ayak yargılanıyor. Fakat bir de cinayetin öncesinde, sırasında ve sonrasında rol almış olan şüphelilerle ilgili ayrılan bir dosya var. Ve asıl bunların yargılanması gerekiyor. Bunlarla ilgili bazı işlemler yapılmış, bazı işlemler yapılamamış, bazıları karartılmış. Onlardan biri kim? İşte şu dosyada ilk iddianamede biz neyi görememiştik? Mesela tetikçiyi İstanbul'a getiren aracın plakasını görememiştik. Görememiştik, evet. Aracın modeli var, aracın rengi var, aracın çakar kullandığı yazıyor, plakası yazmıyor. Niçin? Çünkü o plakanın MHP'ye tahsisli olduğu, Ülke Ocakları Başkanı tarafından kullanıldığı biliniyor. Ayşe Hanım'ın ifadesi de evet, girmedi. Bu saklandı. Bunu kim saklayabilir ya? Bir savcı bunu yazmaktan neden imtina eder? Neden korkar? Diyeceksin ki bu bilgi elinde yok muydu? Hayır, ertesi gün vardı. Cinayetten bir gün sonra bunu öğrendiler. Bir gün sonra öğrendikleri halde 1,5 yıl sonra iddianameye koyamadılar. Üstelik ikinci bir araç daha var. İşte MHP'li avukat Serdar Öktem'in kullandığı araba. O da kullandığı iddia edilen araba. Onun da MHP'ye tahsil olduğu ve Ülke Ocakları tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. İki arabanın beraber fotoğrafı, Ülke Ocakları'nın önünde fotoğrafı ortaya çıktı. Ve onun da plakası yazmıyor. Onun da plakası yok. İsmail araya gitmem lazım. Çok özür. Bir virgül koyacağız. Tüm bu şeyleri hatırlatıyorsun. İddianame meselelerini de. Aslında ben şuraya gelmek istiyorum. Yani Ayşe Ateş'in bu açıklamasından önümüzdeki günlerde muhtemel bazı gelişmeler olacağını bu okuyoruz. Olması gerekir. Yani başka diyorum ki kehanette bulunmuyorum. Diyorum ki cinayetten 8 ay önce orada bir şüpheli sanık var. Tutuklu sanık. Eski Ülke Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş. Tolgahan Demirbaş gözaltına alındığında yazışmaları silinmişti ve bunlar geri getirildi. Geri getirilen yazışmalar dosyaya girdi. Bu yazışmaların tamamına yakını ya Ülke Ocakları yöneticileriyle ya da polis memurlarıyla yapılmış durumda. Ve bir polis hariç Tolgahan Demirbaş'ın emniyetle bağlantılarının hiçbiri bu davada yargılanmıyor. İkincisi Ülke Ocakları'yla kurduğu bu bağlantıların hiçbiri davaya dönüşmüş değil. Ancak Tolgahan Demirbaş'ın yazışmalarında görüştüğü, konuştuğu kişilerin tamamı henüz davaya dönüşmemiş olan 17 şüpheliden oluşan soruşturma dosyası içerisinde yer alıyor. Peki burada ne var?
Yani bu yazışmalarda ne oldu da bu insanlara hakkında şüpheli işlemi yapıldı? Birincisi, örneğin 2022'nin Mart ayından itibaren yani Sinan Ateş hakkında Ülke Ocakları ile bağlantılı Orhun Haber dergisinde bir ihanet ateşi başlıklı kampanya başlatıldıktan sonra Tolga Demirtaş'ın bağlantıda olduğu ülkücülerle arasında belli başlı saldırı hazırlıkları için görüşmeler var. Onlardan biri mesela ne? Örneğin Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'la Sinan Ateş geldi mi gitti mi diye konuşmalar var, yazışmalar var. Örneğin Tolga Demirbaş'ın polislerle, bir polisle ki o yargılanıyor, iddiaya göre işte Sinan Ateş'in evinin adresini verdiği ya da eşinin adresini verdiği, avukatının adresini verdiği yönde yazışmalar var. Aynı şekilde bir başka Ülke Ocakları yöneticisiyle Sinan Ateş'in havalimanından uçuş kaydının görselini almış. Buna dair konuşmalar var. Yine örneğin bir başka Ülke Ocakları yöneticisi Burak Kılıç, Sinan Ateş'in evinin önünde keşif yapmış ve video göndermiş. Buna dair görüntüler var. Yine bir başka Ülke Ocakları yöneticisi Suat Yılmaz Zobu, hem Sinan Ateş hakkında bilgi toplamış, hem de Sinan Ateş hakkında işte kafasına sıkacaklar şeklinde ifadeler kullanıyor. Ve Tolga Demirbaş'ın Sinan Ateş hakkında topladığı bütün bilgiler Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'da toplanıyor. Bununla da bitmiyor. Aynı yazışmalarda eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Suat Başaran'ın havalimanında dövülmesine ilişkin konuşma, yazışma kayıtları var. Ya düşünebiliyor musun? Suat Başaran'ı dövmek için havalimanında CIP bölümüne girmek amacıyla yurt dışına bilet alınmış. Yani Suat Başaran Almanya'ya gidiyor diye Almanya'ya bilet almışlar. Hem Almanya'da, Ankara'dan bilet almışlar, hem İstanbul'da bilet almışlar. Ankara'da dövmezsek Ankara, İstanbul'u dövelim diye. Ve bununla ilgili öncesinde, sırasında ve sonrasında görüşmeler var. Ülke Ocakları Başkanı'yla ve diğer ülkücülere görüşmeler var. İkincisi, yine bir, eski bir MHP milletvekilinin oğlu Ercüment Yahnici'nin takip edildiğine dair kayıtlar var. Ercüment Yahnici dövüldü evinin önünde. Yine eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Alişan Satılmış hakkında takip edildiğine dair kayıtlar var. Evin önünde kendisine silah çekildi. Şimdi dolayısıyla aynı şekilde işte eski, özür dilerim, şu an Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ'la ilgili de yazışmalar var. Bütün bunlar gösteriyor ki bu saldırıların hepsinin birbiriyle bağlantısı var. Yani Mersin'in Sinan Ateş'le, Sinan Ateş'in Suat Başaran'la, Ercüment Yanıcı'yla ve burada adı geçmeyen saldırıya uğramış diğer kişilere ilişkin olaylar da. Dolayısıyla bu bir yargılama konusudur yani. Bu bir yargılama konusudur, haklısın. Ama bugüne kadar yargılanmadı. Şimdi ne oldu? Tabii çünkü bu neden oldu? MHP'nin bürokraside, yargıda ve emniyetin gücü nedeniyle oldu. Şimdi Tolga Demirbaş'ın tetikçiyi kaçırdığı, bir gece sonra anlaşıldığı halde, 31 Aralık'ta ortaya çıktığı halde, tutuklanması 25 Ocak, 3 defa gözaltına alındı ve bırakıldı. Ve en sonunda telefonunu son gözaltısından 4 gün önce temizlediği ortaya çıktı. Ve tetikçi Eray Özyağcı'yı Tolga Demirbaş'la beraber Ankara'ya kaçıran Ülke Ocakları 2. Başkanı Emre Yüksel'in o arabada bulunduğu yine 31 Aralık'ta tespit edildiği halde 25 Ocak'ta gözaltına alındı ve tutuklandı. O da telefonumu bir an önce kırdım dedi. Ve dahasını söyleyeyim. İkinci kez gözaltına alınmak istendiklerinde yani 10 Ocak'la 17 Ocak arasında karanlık bir dönem var. Kaybolmuşlar. Ankara'da bulunamamışlar. Ve bu dönemde ikisi muhtemelen yan yana gelerek ifadelerini örtüştürdüler. Şimdi dolayısıyla bütün bu süreç delillerin karartılarak ilerlediği bir süreç. Deliller karartıldı, işte yargı üzerine basınç oluşturuldu, emniyet üzerine basınç oluşturuldu. Ve nihayet bu şüpheliler hakkında ne oldu? Mesela Ülke Ocakları Genel Başkanı hakkında yurt dışına çıkış yasağı var. Bir kısmı hakkında çeşitli tedbirler konmuş. Muhtemelen bu da davaya dönüşecek. Şimdi bir de polisler var. Tolga Demirbaş'ın plaka işlerini takip ettirdiği emniyet müdür yardımcısı var Ankara'da. Tamam, ben şunu anlamaya çalışıyorum. Bahçeli'nin en son konuşmasını hatırlıyorsun değil mi? Arkasına Ülke Ocakları Başkanı'nın aldığı. Evet. O hani bir öncekinde de Sinan Ateş almıştı orada. Sinan Ateş almıştı. Şimdi yargıda nasıl yargıda olduğunu biliyoruz. Ya bu siyasi iradeye bakar. Onu söyleyeceğim. Siyasi iradeyi kullanması Cumhurbaşkanı'nın MHP ile arasını bozar mı? Ya bu tabii bir kopuşun alametidir. Yani şu an bugünkü en kritik gelişme Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ayşe Ateş ve
kızlarını kabul ettiği andır. Hı. Ve Ayşe Ateş'in yaptığı açıklama gösteriyor ki Cumhurbaşkanı merak etme kızım biz sonuna kalacağız, sonuna kadar gideceğiz demiştir. Gerçi böyle yapıp gitmediği olaylar da yok değil. Cumartesi annelerini de 2011'de toplamıştı. Evet. Sonuna kadar gideceğiz deyip biz üstü bırakmıştı. Ya olacak iş değil, olmayacak iş değil ama fakat şu görüntü, bu görüntünün kendisi sabah Sayın Devlet Bahçeli'nin işte bir dosyayı tutarken yüzük. İşte yüzükle fotoğraf verdiği görüntüyle yan yana konulduğunda koparsa buradan koparak fikrini aklımıza getiriyor. Ya bu dosyada hiçbir iktidar bunun altından kalkamaz. Ne kalkacak yani? Bu iktidar şu delillerle bu soruşturma bunun siyasi faillerine gider. Yani hiç kimse, bak hiç Türkiye'de hiçbir yasa dışı sol örgüt, PKK, ülke örgütler, bir ülke örgütler genel başkanını öldürme eylemine girişmemiştir. Yani illegal örgütler de, yani yasa dışı örgütler de girişmez bunlara. Bu çünkü siyasi bir provokasyonu tetikler. Ya nasıl olabilir? Ülke örgütler başkanı nasıl bir siyasi suikaste kurban gidebilir? Şimdi kardeşim herkes biliyor ki Tolga Han Demirbaş bunu kafasına göre yapamaz. Tolga Han Demirbaş denen adam tetikçiyi kafasına göre kaçıramaz. Mümkün değil böyle bir şey. Mutlaka buna siyasi talimat veren, buna talimat verenler vardır. O talimatı verenleri siyasetten himaye edenler vardır. Ya da suçluların kaçırılmasında ve himaye edilmesinde bir yeraltı unsurundan destek alınmıştır. Bir şey vardır. Bu soruşturmada şu an yani çok küçük bir kısım zaten göz ardı edilebilecek olanlar yargılanıyor. Asıl bu cinayetin ihalesini veren, talimatını veren unsurlar yargılama önüne getirilemedi. Ki bu 17 kişiden oluşan şüpheli listesi bence ikinci davanın konusu olacak. Çünkü bu delillerle onların kurtarılması mümkün değildir. Yani bu delillerle onlar eninde sonunda yargılanacaklardır. Bu artık bir siyasi irade konusu. Yani siyasi irade karar verirse olacak. Siyasi irade en çok geciktirebilirdi. Nitekim bu da gecikti yani. Sinan Ateş davası Türkiye'de en geç açılan davalardan biri. Geç açılır. Ancak ila nihaya kapatılamaz yani. Çünkü bu iş artık şeye döndü. Yani Sinan Ateş meselesi yıllarca hatırlanacak bir siyasi dava. Yani davanın mahkeme sürecini kastetmiyorum. Üzerine konuşulacak, tartışılacak, örnek oluşturacak. Yani bu bütün failleri açığa çıkmadan, yargılanmadan, cezası verilmeden kapatılacak bir dava değil. Grantik kapanıyor mu kardeşim? Kapanıyor mu Grantik? Metin Göktepe kapanıyor mu? Kapanmaz. Uğur Mumcu kapanıyor mu? Kapanmaz. Kapatamazsınız. Bunu da kapatamazsınız yani. Evet, ifadeler. Şimdi Meral Hanım, dün galiba önceki gün mü? Dün bizim programda, pazartesi günü tabii. Dünkü evet. Programda bu konuyu konuştuk. Beni hali hazırda bir İYİ Parti milletvekili aradı. Daha doğrusu ben Meral Hanım ne konuşmuş diye İYİ Partililer ararken kendisiyle görüştüm. Hali hazırda İYİ Parti'de bir milletvekili. İki dönemdir milletvekili bu arada. Hı hı. Yani şu son kurultaya kadar da Meral Akşener'e çok yakın bir isimdi. O kadar yakın bir isimdi. Ve bana dedi ki bir iş adamının Yargıtay'da olan davası ile ilgili ricada bulundu. Görüşme bunun için yapıldı. Ve bunu anlattıktan sonra dedi ki emeklerimize yazık. Yani bu iddiayı Cumhurbaşkanlığına gidip bir iş adamının hukuki, Yargıtay'da tıkalı olan hukuki meselesini çözmek için ricada bulunduğu iddiasını ben kendim uydurmadım yani. Durup dururken ifade etmiş değilim. İYİ Parti'de hali hazırda ve iki dönemdir milletvekili olan bir milletvekiline dayanarak söyledim. O bana aktardı. Bu iki dönemdir milletvekili olan bir insanı herhalde Meral Akşener'e koyuyordur listeye yani. Ve orada en yakın insanlardan biriydi. Ve ben bunun üzerine ne yaptım? Adı geçen iş adamını aradım. Ben yayında da anlattım. Adı geçen iş adamı dedi ki bu iddia doğru değil. Aksine bu yüzden benim Yargıtay'daki dava aleyhime sonuçlanabilir dedi. Ben tabii bunu da yayında anlattım. Yani iş adamı bunu doğrulamıyor dedim. Üçüncüsü anlatmadığım husus şuydu. Ben Esma Bekar'ı da aradım. Yani Meral Akşener'in özel kalemi diye bilinen Esma Bekar'ı da aradım. Esma Bekar'ı ben işte üstelik iki gün üst üste aradım. Fakat Esma Bekar'ın telefonu sürekli meşgul çalıyor. Ki bugün de aradım. Gene kontrol etmek için aradım. Meşgul çalıyor. Muhtemelen beni engelledi kendisi. Engellemesinin sebebi de şu. Ümit Dikbayır hadisesini biliyorsun. Ümit Dikbayır aralarında bir dava oldu bunların. İddiasına göre, İsmail Bekir'in iddiasına göre Ümit Dikbayır ya da avukatı demiş ki işte ben Esma Bekir hakkında
Üç gazeteciye konuşmadım. O gazetecilerden de biri benmişim. Bunun üzerine Esma Beker beni 10 gün önce aradı. Dedi ki Ümit Dikbayır ya da avukatı böyle böyle söyledi. Sizin yazdığınız iddiaları Ümit Dikbayır size söylememiş. Ben sizi duruşmaya çağırıyorum, haberiniz olsun. Ben dedim ki aşinayım zaten, ne olacak, gelir konuşurum falan. Şimdi beni aradı bu yüzden. Beni aradığı numarayı ben geri aradım. Açmıyor telefonu. Ben ne yapabilirim yani? Meral Akşener'e en yakın arkadaşlara bile ulaşamıyor. Sakarya'da inzivaya çıkılmış diyorlar. Zaman zaman Erdoğan görüyor. Başka kimsenin gördüğü yok. Şimdi ben danışmanını aradım. Danışmanı muhtemelen beni engellemiş. Hayır, ya engellemiş diye yorumluyorum. Mesela bir İYİ Partili avukat arkadaşım var. Dedi ki dur istersen ben bir deneyeyim. O da onunki de meşgul çalıyormuş. Seni de, galiba dedim seni de engelledi. Yani danışmanınız engellemiş. Size kimse ulaşamıyor. Ben bu iddiayı nasıl soracağım? Meral Akşener'e ulaşmaya çalıştım yani. Ha ben bunu yayında keşke anlatsaymışım. Anlatmadım ama önemi yok ki. Ben kaynağımı söylüyorum. Benim kaynağım İYİ Partili bir milletvekili. Ve iki dönemdir milletvekili ve Meral Akşener'e yakın bir isimdi. Şimdi dolayısıyla ben bunu söyledim. Meral Akşener diyor ki bu doğru değil. Hayır. Bu doğru değil derken senin gazeteciliğine de. İftira atıyorsun diyor. Bak ikincisine geleceğim. Evet. İftira atıyorsun diyor. Efendime söyleyeyim yalan söylüyorsun. Bir de ikinciyi eklemiş. İkincisi de şu. Cinnahca Ankara'da Meclis'e yakın Cinnah Caddesi'nde 57 numaralı apartmanın ikinci katında ofis tuttuğu bilgisi. Yahu dahası da var, ben yazmadım. Meral Akşener'in evinden oraya eşya taşınıyor ya. Yani bak mesela bu bilgiyi ben ortaya attım ama benden 3 gün önce Hande Fırat dedi zaten. Hande Fırat dedi ki önümüzdeki günlerde Cinnah'ta ofis tutuyor. Bak ben iki kaynaktan doğrulattım bunu. Doğrulattığım kaynaklardan biri de şu. Burak Akburak. Ofisin Cinnat'ta tutulacağını söyledi bana. Arkadaşlara bir daha soracağım dedi. O bana söyledi. Ben üçüncü bir kaynaktan daha doğrulattım bu arada. Üçüncü bir kaynaktan daha. O kişi de İYİ Parti yöneticisiydi. Ve dedi ki yani eşyalar taşınıyor. Dahası ben bunu dün ortaya atınca bizim Sözcü TV ekipleri gittiler o binaya. Ya o görüntüler var. Allah aşkına bir koyalım görüntüleri. Gösterelim. O görüntülerde binada mesela binanın kapıcısı kimin taşındığını söylemiyor. Dahası binanın arkasında, avlusunda kimin arabası var? İYİ Parti'nin ve Akşener'in meclisteki grup danışmanı, sesim gidiyor mu? Grup sözcüsü, grup amiri ya da grup danışmanı Sinan İnce'nin arabası var binanın arkasında ya. Bak orada mesela görünüyor, haber bülteni, aa bu araba. Ya bu araba Meral Akşener'in grup danışmanının arabası ya. Ve ben bu görüntüler dün yayınlandı. Bina burada. Kapıcı söylemiyor kimin taşındığını. Efendime söyleyeyim. Ama binanın arkasında Meral Akşener en yakın isimlerden Sinan İnce galiba. Onun arabası var. Bu arada dün bunu TV100'de tartıştılar. Sevgili Gürkan Hacır'ın programında. Bu beyefendi Sinan Bey galiba. Ben tanımıyorum kendisini. Haber göndermiş. Ben kendim ofisi kuracağım. Ya Meral Akşener'in özel galiba ofisi mi olurmuş ya? Yani iş ya ofis tutmuşlar. Ofis tut. Ya de ki ben bu bilgi doğru bu arada. Yani ofisin tutulduğu, eşyanın taşındığı doğru. Hatta bugün biraz ağırdan alıyorlar. Ben yazdım diye taşınmayı geciktiriyorlar. Velev ki yanlış. Ya ofis tuttu bilgisiydi. Yanlış olsa ne olur, doğru olsa ne olur. Haber doğru. Şimdi Meral Akşener diyor ki ofis tutmadım ama belki bir ara tutarım. Ne olur ne olmaz. Ya şimdi ikisinde de esaslı gazetecilik yapmışım. Fakat mesele şu, ya Meral Hanım'ın Cumhurbaşkanlığı görüşmesinde bugüne kadar onlarca o iddia ortaya atıldı. Benimki onlardan biri. O ne? Efendim bir iş adamının Yargıtay'daki davasıyla ilgili ricacı olmuş. Ya buna alındığını söylüyor. Kardeşim, oğluna Paris Büyükelçiliği istediği iddiası bundan daha mı hafif? Ya bundan daha mı hafif arkadaş? Gidiyorsun Cumhurbaşkanlığı'na, benim şey oğlanı Paris mi? Büyükelçisi yap sözü. Efendim şu iş adamının Yargıtay'da davası var sözünden daha mı hafif? Daha mı şey önemsiz, daha mı dikkate alınmaz bir iddia? Yahut Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif ettiği iddiası benim iddiamdan daha mı değersiz? Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı'nın yardımcılığının teklif edildiği bilgisine cevap vermiyor. O da Meral çok Akşener oğlana, kendi oğluna Paris Büyükelçiliği'ni istediği iddiasına cevap vermiyor. Bir benim ortaya attım, benim de bir İYİ Parti milletvekiline dayanarak dile getirdiğim bir iş adamının hukuki problemini Cumhurbaşkanı'na taşıdığı bilgisine karşı çıkıyor ve zaten tuttuğu ofisi, ofis tuttuğu bilgisini ilan etmiş olmama karşılık efendim gazeteciliğimi sorguluyor. Benim gazeteciliğimi sorgulayacağına kendi siyasi geçmişimi sorgulasın ya.
Benle ne alakası var? Meral Akşener'in yalpalamalarına siyasi kılıf uydurmak zorunda mıyım ben? Meral Akşener'in bu ana kadar ona inanmış bütün arkadaşları kendisinden şüphe duymaya başladıysa, yaptığı ziyaretlerde bile acaba bir ticari, ekonomik ilişki için mi gidildi diye düşünmeye başladıysa bunun sorumlusu ben miyim kardeşim? Ben miyim? Ne alakası var? Meral Akşener bir kere 2 sayfa açıklama yapmış. Neredeyse benim aklımda bildiri yayınlamış yani. E-Muhtıra gibi. Ya koca bildiride şu sorunun cevabı var mı? Beştepe'ye ziyaretini kim talep etti? Kim istedi kardeşim? Bu soruya cevap veriyor musunuz? Vermiyorsunuz. Erdoğan mı davet etti? Kendisi mi? Peki orada ne konuştunuz? Bu soruya cevap veriyor musunuz? Hayır, buna da cevap vermiyorsunuz. Ya bak şimdi Özgür Özel konuştu, gitti. Bir Cumhurbaşkanı tarafı bir açıklama yaptı. Özgür Özel açıklaması bir tarafı bir açıklama yaptı. İyi kötü detaylarını önümüzdeki günlerde öğreneceğiz. Peki siz ne yaptınız? Sayın Akşener, siz Beştepe'ye niçin gittiniz? O buluşmayı talep eden kimdi? Ve gittiğinizde ne konuştunuz? Ve hadi benim iddiam doğru değil diyelim. Oğlunuza Paris Büyükelçi istediniz mi? Ya bunu değil mi? Bir sürü insan ortaya atmadı yani mı? Yani bir şeye cevap verilecekse buna cevap verilsin. Bu iddiayı ben de duymuştum. Ben dile getirmedim. Fatih Altaylı dile getirdi. Fatih Altaylı'ya cevabı Burak Akburak verdi. Benim iddiama cevabı Meral Akşener veriyor. Kardeşim Paris Büyükelçiliği istediniz mi istemediniz mi? Cumhurbaşkanlığı size yardımcılık teklif etti mi etmedi mi? Her şeyden öte. Ben gazeteciyim. Bana demesi kolay. Bana deyin tabii. Ne olacak? Ben hani gazeteciler böyledir. En yakın arkadaşlarım size ah ediyor Meral Hanım. En yakın arkadaşınız size sitem ediyor. Bu Sabah Dervişoğlu. 30 gün önce kurultaya beraber geldiniz. Şimdi bak size sitem ediyor. Çünkü kendisine bile hayırlı olsun denilmeden kendisi genel merkezinde koltuğunu daha ısıtamadan Cumhurbaşkanı onu değil sizi muhatap olarak Beştepe'de görüştü. Bütün arkadaşlarınız şu an sizin şu an niyetinizi sorguluyor. Bunun sorumlusu ben olabilir miyim yani? Peki. Bu bakımdan dediğim üzere ben dört başı mamur pırıl pırıl bir gazetecilik yaptım. Akşener sorulara yanıt vermediği için, niye gittiğini izah etmediği için ortaya atılan iddialardan birini dile getirdim. En ağrı da değildi üstelik. Bana sorarsan oğlunu büyükelçi yapma iddiası çok incitici bir iddia. Çok ağır bir iddia. Bu soruya neden cevap vermediniz? Teklif mi ettiniz? Acaba böyle bir teklif mi geldi? Oğlunuzun büyükelçi olmasını mı istediniz? Bundan mı susuyorsunuz? Benimkini yalanladığınıza göre onu niye yalanlamıyorsunuz? Benimkini yalanladığınıza göre Cumhurbaşkanlığı yardımcının teklif edildiği bilgisini niye yalanlamıyorsunuz? Onlar doğru mu o zaman? Bu nedenle... Buradan onu mu anlamalıyız? Buradan onu mu anlamalıyız ya? 2 sayfa benim için yazı döşenmiş kendisi. İşte benim gazeteciliğimden girmiş, efendim çeşitli gazeteciliğe dair tanımlamalar yapmış. Benim gazeteciliğim, kendimi övmek adına söylemiyorum. Türkiye'de güvenilir gazeteciler arasında ilk sıralarda yer alırım. Meral Akşener güvenilmez siyasetçiler sırasında ilk sıralarda yer alır. Teşekkür ederim İsmail. Böylece yanıt da verdin Sayın Akşener'e. Son cümlede bir sayfa daha. Bir sayfa daha açıklama bekliyoruz. Zafer Partisi... Özür dilerim. Sinan İnce Akşener'in protokol müdürüymüş. Bir türlü getiremedim sıfatını. Yani Sinan'a... Meral Akşener diyor ki o binada benim ofisim yok. Ofisin bulunduğu binanın arka avlusunda protokol müdürünün arabası var. Ya araba orada ya. Peki. Ya böyle bir şey olur mu ya? Peki, ya vatandaşla dalga geçmek. Siyaseti bırakıp gittiniz. Siyasetin sesiyle uğraşmayacağım dediniz. Öyle dediniz Meral Hanım. Halen daha halkı aldatmaya çalışıyorsunuz. Halkı kandırmaya çalışıyorsunuz. O ofis sizin. Eşyalar sizin neden taşınıyor? Niçin vatandaşa doğru bilgi vermiyorsunuz? Evet. Genel başkan seçilince ilk mitingi için ordu Fatsa'ya gittim. Yani o da Fatsalı. Ya beğendiğim de bir siyasetçidir, beğendiğim de bir insandır. Yani yadırgadığım şu, olayın İYİ Parti ile bir alakası yok. Ya Meral Akşener'in de zaten İYİ Parti ile bir alakası kalmamış. Yani o kendi söylüyor, ben demiyorum. Benim iddiam Meral Akşener'le ilgili, İYİ Parti ile uzak yakın hiçbir ilgisi yok meselenin. Musavva Dervişoğlu niye durup dururken Meral Akşener'in bana dair haksız, temelsiz iddialarını sahipleniyor ki? İYİ Parti'ye düşmanlık ona sadece güç verilmiş. Ya İYİ Parti'ye düşmanlık, ya ben, ya benim öyle bir makamda değilim, iddiam da İYİ Parti değil. Ama ya daha geçen gün Musavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı'yla yapacağı röportajı, pardon röportaj diyorum, Cumhurbaşkanı'yla yapacağı görüşmeyi Fahrettin Altun'un tweetinden sonra kendisini açıp bilgi verdi söylemedi mi kardeşim? Günlerdir İYİ Partililer kamusal alanda ya da telefonda Meral Akşener'in
hür ve müstakil tutumunun, yani tam olarak öyle, hür ve müstakil tutumunun İyi Parti'ye zarar verdiğini söylemiyor mu? Ya bana cevap vereceğine bu tweet'i gitsin Uğur Poyraz atsın. Uğur Poyraz dakika bir gol bir. Meral Akşener bizi bağlamaz dedi. Evet. Demedi mi kardeşim? Peki. Yani Meral Akşener bizi bağlamaz dedi. Başka kamuoyu önünde Lütfü Türkkan dedi ve başkaları dedi. Şimdi ben İyi Parti'yi kastetmedim. İyi Parti ile uzak yakın ilgili bir şey söylemedim. Ben Meral Akşener'le ilgili iki meseleyi dile getirdim. O ki Musavat Dervişoğlu. Meral Akşener'in tutumunu bu kadar sahipleniyorsa o zaman buradan Sayın Dervişoğlu'na sesleniyorum. Beni izleyip tweet attığına göre bu soruma da cevap versin. Meral Akşener konuşmuyor, Musavat Dervişoğlu cevap versin. Meral Akşener Beştepe'de ne konuştu kardeşim? Evet, o ki peki. Bu kadar sahipleniyor, kimse yeise kapılmasın. O ki dünü de bir, bugünü de bir, buyurun cevap versin. Sayın Musavat Bey, Meral Akşener Beştepe'de ne konuştu? Bir, oğluna büyükelçilik istedi mi? İki, Cumhurbaşkanı yardımını talep etti mi? Üç, bütün bunlardan sizin haberiniz var mı? Dört, bütün bunlara rağmen siz Meral Akşener'in tutumunu sahipleniyor musunuz? Evet. Eğer sahipleniyorsanız zaten o halde dün ve önceki gün bu açıklamaları niye yaptınız? Yapmadıysanız ya benim için niye tweet atıyorsunuz? Ben sizi kastetmedim ki. İyi Parti'nizi de kastetmedim. Demek bizi izliyor İsmail. Efendim? Demek bizi izliyor. Çok teşekkürler. Onu da çok basit aslında. Yani gazetecilerle bu tarz çekişmeye gireceğine bir siyasetçi yani şeffaf olup açıklasak şimdi bir şey söyleyeceğim. İyi Parti mecliste temsil edilen 38 milletvekilinden oluşan bir parti. Yani Musavat Dervişoğlu gibi saygın bir siyasetçinin ve parti liderinin ya gazeteciye cevabı bir önceki liderinin tweetini alıntılayarak yapması doğru bir şey mi? Yani İyi Parti'nin kurumsal kimliğini ve Musavat Dervişoğlu'nun liderinin altını boşaltan biri varsa ben değilim. Sayın Akşener. Sayın evet. Akşener ona haber vermeden Fahrettin Altun tweet attıktan sonra ziyaretini kendisine bildirdi. Eğer Musavat Dervişoğlu'nun liderliğini sarsan biri varsa ben değilim. Ona hayırlı olsun ziyaretine gitmeden Meral Akşener'le Beştepe'de buluşulmasıdır ona zarar veren. Ben İyi Parti ile uzak yakın herhangi bir şey söylemedim. Şu saatten sonra İyi Parti'den ayrılan vekillerle ilgili de bir iddia ortaya atarsam Musavat Dervişoğlu bana cevap verecek Twitter'dan. Hayrete düşüyorum. Çok da şaşırdığımı söylemeliyim. Musavat Dervişoğlu kendisini bağlamayan bir konuda üstelik kendisinin en yakınındaki insan Meral Akşener'in tutumu beni bağlamıyor, bizi bağlamıyor dediği halde bana cevap vermiş oldu. Bir de ben bir şey ekleyeyim, yaşadığım bir şeyi söyleyeyim. Yani İyi Parti düşmanlığıyla bir gazeteciyi suçladınız gazeteci. Bir dönem İyi Parti'ye karşı tavır almış kanallara tavır almış ve bu yüzden ben işimden ayrıldım. İşlerini bırakmış gerçekten insanlardır. İyi Parti'ye o yüzden de hani o 14 evet. Mayıs'tan önce İyi Parti'ye ve Akşener'e yönelik tutumdan ötürü ben yani çalıştığım iş yerine tutum almış bir ben insan. Ben yakın İyi Parti ile de hiçbir ideolojik yakınlığım yok. Evet. Tamamen mesleki itirazdan kaynaklı. Yani İyi Parti gerçekten İyi Parti'nin kurumsallığına ve Sayın Dervişoğlu'nun liderliğine zarar veren biri varsa Beştepe ziyaretini yapandır. Ben evet peki. Programı sonlandırmam gerekiyor. Gülfem çok teşekkür ediyorum. Ben Serin teşekkürler. Hanım, çok teşekkürler. İyi akşamlar. İsmail sağ ol. İyi yayınlar. Özlem,